Kadir Güner demiş ki Şike ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz Sayın Başkan? Bakın, ne diyorsunuz futbolla ilgili olarak? Bu Şike yasası meclise geldiğinde ben aynen şu açıklama yaptım. Girersiniz Google'dan da bakarsınız. Dedim ki bir kere ben her şeyin temiz olandan yanayım. Her şeyin şaibesiz olandan yanayım. Dürüst olandan, futbol oynamış birisiyim. Amatör kümede futbol oynamış Hangi birisiyim. Hangi takımda oynadınız? Yani Ankara Ayas Spor'da oynadım. Evet. Ve şaibesiz olandan yanayım. Yani sportmence, centilmence geçmesinden yanayım. Ve şu anda bakın o yasa geldiğinde dedim ki aynen açıklamam şuydu. Türkiye'deki şike lobisi Amerika'daki Ermeni lobisinden daha güçlü çıktı dedim. Türkiye'deki şike lobisi Amerika'daki Ermeni lobisinden daha güçlü. Neden? Çünkü Amerika'daki Ermeni lobisi yıllardır uğraşıyor. Bu soykırım yasasını geçiremedi. Ama bizdeki şike lobisi 3 ayda 2 kere kanun değiştirdi biliyorsun. Bu kadar güçlüydü. Ama neticede Türk futbolunun geldiği durum ortada. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen yani UEFA'nın verdiği tahkimini onayladığı ceza ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın ben cezaların hukuki olarak altyapısını bilmiyorum tabii detayını ama benim bildiğim sadece şu var. Yani bu takımlarımıza zarar veren yöneticileri özellikle söylüyorum. Yani bunu bir kan davasına, kine dönüştürmelerine gerek yok. Ve dolayısıyla da eğer burada UEFA Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu bir karar vermişse elbette ki bunun kas boyutu var. Kasa da gidecekler. Evet, ama kasla ceza gerçekleştikten sonra artık bu yönetimlerin yani ben şuna da taraftar dedim. Hemen yani, bir saate gidiyoruz dönüyoruz efendim. Bir başta oturacak yıllarda orada kalacak. Hemen dönüyoruz. Onu da doğru bulmuyorum. Evet saate gidiyoruz efendim.